sorular genelde aynı oluyor. Ben yine özellikle sormak istiyorum. Nasıl cevap verecek ona? Sormak istiyorum. Hocam bir anda ışığı açıyorsunuz. Soruyu da pat diye soruyorsunuz. Tavşan gibi kalıyoruz. Merhabalar, sevgili misiniz? Hayırlı olsun falan. Onu çapkınlık yapana sormak lazım. Durum bazen. Karşınızda bir yangın var. Nasıl bir anons çekersiniz? Buyurun. Ben onlara yardıma giderim mesela ama... Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Folya'dan herkese selamlar. Dramart Akademi'nin önündeyiz. Bugün çok güzel, çok görkemli bir açılış var. Şu poza bakar mısınız? Çünkü mekanın sahibi sevgili Durul Bazan ve Uğur Cabiroğlu. Bugün çok güzel bir açılış var. Bir akademinin açılışı gerçekleşiyor. Biz de buradayız. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hadi bizi izleyin. İçerideyiz. Muhteşem konuklar var, muhteşem öğrenciler var. Sevgili Durul ve Uğur Bey'in öğrencileri, onlar hazır. Birazdan burada muhteşem bir açılış olacak ve ilk ders gerçekleşecek. Bakalım neler yaşanacak. Efendim var mı heyecan? Olmaz mı? Bir şeyi ilk defa yaptığında insan heyecanlanır. Niye heyecanlıyım? Şu anda bir ders var, bakın piyano çalıyor. Gidelim yana doğru. Harika bir oyuncudur Berk Akman kendisi. Efendim, iyi dersler diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok memnunuz böyle bir yer açıldığı için. Durul Bazan önderliğinde. Mutluyuz ya, yani herkesi bekliyoruz. Efendim, siz neler sormak istersiniz? Buralara kadar zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam oldu. Burada kaliteli ve güzel insanlarla bir araya geldik. Açılışımızı gerçekleştirdik. Umarım televizyon camiasına, tiyatro camiasına çok kaliteli, çok iyi oyuncular burada eğitip sizin karşınıza çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Uğur hocamız aynı zamanda diksiyon hocası. Muhabirlere yönelik bir eleştiri var mı? O zaman zaman kendime de eleştirilerde bulunuyorum. Tabii ki daha iyi anlaşılabilirsek hepimiz için daha iyi olur. Ama doğal ve günlük konuşmada bu tip sıkıntılar olabiliyor. O yüzden mazur görüyoruz. Olabilecek. Şimdi karşınızda bir yangın var. Nasıl bir anons çekersiniz? Buyurun, mikrofon sizde. Onu size bırakalım. Yani tabii rol yaparken o duyguya girmek başka. Karşınızda bir yangın var. 10 kişi mücadele ediyor. Ummanlı bir çalışma var. Yangını söndürmek için. Buyurun anons sizde. Ya ben onlara yardıma giderim mesela ama. Orada... İşte sadece eleştiri değil, gerçekten işe koyulmak da gerekiyor. Ya tabii ne iş yaparsak yapalım önce inanmamız lazım. Evet. İnandığımız zaman her şey çok daha güzel oluyor. Yerleri bile süpürsek, doğayı temizliyoruz diye süpürdüğümüz zaman çok daha etkili oluyoruz. Ama küfür ederek, böyle geçiştirerek bir şeyleri yaptığımız zaman olmuyor. O yüzden hakkıyla severek güzel güzel yaparsak çok daha başarılı olduğumuza inanıyorum. Aynen öyle. Efendim açılış muhteşem bir şekilde başladı. İnşallah ilk dersten itibaren bütün derslerde tam anlamıyla bütün verimli bir şekilde geçer. Emeğinize sağlık efendim. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Kaybet öfkeni İçimde sakladım, terk et o derdini, benden almadın. Sabret, sonu aynı değil, söylüyorum dinle. Rüyalarım her gün aynı olmayacak. Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin, gitme. Kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda, yokluğunda, yokluğunda. La 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 la. Nerede kaldık? Öfkeyi içinde sakladın. Oğlum baraj kurmuşum, göremiyorum amına koyayım. Söylüyorum dinle, rüyalarım olmaya.
olacak. Resmen imece usulü bir şarkıyı söyleyemiyoruz. Döneceksin gitme, kaybedince daha çok seveceksin. Rezil oluyoruz hep beraber. Yokluğunda, yokluğunda, yokluğunda. Bravo, bravo. Dur abi, süperdi, süperdi. Sonunda tutturduk. Başı olmayabilir ama sonunda en azından bir ağız birliği vardı yani. Evet, şimdi Durul abiyle buluştuk ama daha öncesinde hiç konuşmadık. Doğaçlama bir röportaj olacak abi. Bence böyle doğaçlama daha iyi. Değil mi? Evet, her şeyin doğaçlaması. O an olanı iyidir. Aynen öyle. Şimdi tabii ben çok mutlu oldum burayı duyunca. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür. Çok güzel bir yer. Metruk bir virane bir yeri. Çok güzel bir sanat eserine çevirmişsiniz. Çok güzel bir yuva haline getirmişsiniz. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz burayla ilgili? Burası bir hayaldi. Bu çok uzun zamandır kurduğumuz bir hayaldi. 3-3,5 senedir bir eğitim merkezi açmak istiyordu. Burayı okul kelimesiyle kısıtlamak istemiyorum. Çünkü burası aslında bir merkez. Burası yetenekli çocukların yeteneklerini birbirine bulaştırıp paylaşabileceği bir merkez. Burada öyle ders zili, saati falan yok. Belli hocalar var. Uzman oldukları dallarda belli günlerde gelip burada çocuklarla sohbet edip onlarla ders yapıyorlar. Onun dışında profesyonel olarak oyunculuk eğitimi var ve bu söylediğim herkes profesyonel olarak eğitim verdiğini iddia eder ama bu o anlamda bir profesyonellik değil. Bu gerçekten oyunculukta profesyonel bir kariyer düşünenlerin başvurması gereken bir okul. Çünkü burası normal bir kurs değil. Hani gidip 3 ders bir şey ezberleyip gelip gideceğiniz bir yer değil. Burası 3 aylık dönemler içerisinde bir oyuncunun geldiğinde 2-3 sene devam edebileceği bir merkez. Evet. Çünkü burada çok çeşitli dersler var. Yani oyunculuğun yanı sıra şan eğitimi alıyorlar, dans eğitimi alıyorlar, klasik bale eğitimi alıyorlar. Onun dışında hiçbir okulda olmayan fotoğraf ve ışık dersi alıyorlar. Hı hı. Profesyonel bir fotoğrafçımız var ve çocukların. Bu sonuçta ben televizyona ve sinemaya oyuncu yetiştiriyorum. Yani tiyatro oyuncusu yetiştiriyorum diyecek kadar bir iddiam yok. Çünkü o çok zor ve meşakkatli bir dönem ama televizyona ve sinemaya daha kolay adapte olabilecek oyuncular yetiştirmek mümkün. Burası eğittiği oyuncuların kariyerlerini şansa bırakmayan bir okul. Yani buraya geldiğinde PR dersi diye bir ders var ki o da hiçbir okulda yok. PR dersi? Evet, burada var. İlk defa bizde var. Hocalarımız? Hocamız şu anda ismini söylemeyeyim. Ama şöyle söyleyeyim, böyle bir müfredat olmadığı için evet. Çok önemli bir hoca. Hı-hı. Ve çocukların üzerinde de çok önemli etkisi olacağını düşündüğüm biri, sürpriz. Evet. Ve bunun özelliği de şu, profesyonel hayatta çocuklar dışarıda basınla karşılaştıklarında ya da bir tanıtıma, oynadıkları bir filmin galasına katıldıklarında röportajı yönetebilmek, istemediği soruya karşı karşıya kaldığında ondan kurtulabilmek. Mümkün mü acaba? Mümkünse bunu deneyecekler işte. Mümkün olup olmadığını burada öğreneceğiz. Yani açık ve net bir şekilde diyelim ki bir muhabirle karşılaştınız. Ona nasıl cevap verileceğini mi öğretecek? Evet. Çünkü bu işte şöyle bir durum var. Muhabirlerle biz aslında aynı ekipteniz. Evet. Yani bu birazcık onlar olmasa biz olmayız, biz olmasak onlar olmaz durumuna evet. Dayandığı için biz iyi geçinmesi gereken iki meslek grubuyuz. Mutlaka tabii. Dolayısıyla çocukları eğer bu konuda eğitmezsen ilk kavga oluyor ya hep böyle evet. Hani kedileri de bir araya getirsen, köpekleri de bir araya getirsen ilk önce birbirlerini yoklarlar. Buna mani olmak için önceden onları eğitip hani birbirleriyle anlaşıp daha rahat hareket edip daha profesyonel çalışabilmeleri için. O zaman şöyle bir soru geldi şimdi benim aklıma. Diyelim ki bir oyuncu çapkınlık yaparken yakalandı. Hı hı. Bir magazinci de onu sordu. Hı hı. Nasıl cevap verecek ona? Tabii sorular genelde aynı oluyor.
merhabalar sevgili misiniz, hayırlı olsun falan. Onu çapkınlık yapana sormak lazım. Aklımda 3-5 isim var sürekli yakalanan. Ben bilmiyorum. Peki, onun dışında tabii çok iyi anladım aslında. Yani aslında bir kişi kendi kariyerini de kendisi de yönetebilmeli. Yani medyada, basında, az önce zaten de söylediğiniz. Zaten böyle bir zorunluluk var. Eğer bir işi yapıyorsan ve o iş hakkında çok iyi bir bilgin yoksa muhakkak kazıklanırsın. Bu 2x2=4. Dolayısıyla bir iş hakkında eğer profesyonel olarak o işe eğiliyorsan, o işi yapmak istiyorsan her şeyi öğrenmek zorundasın. Mutlaka. Çünkü başkasının söylediği bir şeye inanarak kendi kariyerini, hayatını buna endeksli yaşayamaz. O yüzden öğrenmek şart. Ben geçenlerde, pardon, burayla ilgili şunu da öğrendim. Beni de ilgilendiren bir ders varmış burada, diksiyon dersi. Kesinlikle. Yani ihtiyaç duyanlar için. Ayrıca bu dersleri gelip bir oyuncu olarak değil de mesela hafta sonlarında işte ben diksiyonumu geliştirmek istiyorum dediğinde o derslere gelip ayrıca katılabiliyorsunuz. Dans, bale, bütün bu dersler için oyunculuk hariç. Evet. Diğer ek derslerin hepsine istediğiniz zaman gelip katılabiliyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Sizin böyle muhabirlere bir öneriniz var mı? Diksiyon anlamında gazetecilere, habercilere, sunuculara, spikerlere. Hocam bir anda ışığı açıyorsunuz. Soruyu da pat diye soruyorsunuz. Tavşan gibi kalıyoruz. Tane tane sorun, daha rahat anlaşalım. O zaman belki cevap verme ihtimalimiz var. Anlamadığımız zaman kaçıyoruz. Yani ilk yaklaşım çok önemli değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Öyledir ama bak yani gördün, tedirgin oldun, o da tedirgin olur. O bir şeydir ya, hani kaçsam mı? O gerginlik zaten seni ele verir. Kesinlikle öyle. O yüzden hani gördün görmemezden gelip yürüyeceksin. Duymuyormuş gibi yapacaksın. En yakın köşeye dönüp yürüyeceksin. İşte bunların hepsi uygulamalı olarak burada derslerde anlatılıyor. Kesinlikle. Böyle sorunları olan bize başvur. John Nelly'le ilgili çok güzel bir tespitiniz vardı. Benim çok hoşuma gitti. Bence burada da kalıcı olsun diye düşünüyorum. John Lennon'ın o müthiş mutluluk hikayesi aslında ilkokulda yaşadığı bir anı. İlkokul hocası bir gün sınıfa girip çocuklara ne olmak istiyorsunuz sorusunu sormuş. Herkes bir şey olmak istemiş. Bir şeyler yapmış, bir şeyler yazmış. Bir tek John Lennon mutlu olmak istiyorum yazmış. Hoca John Lennon'a kağıtları okuduktan sonra sen sanıyorum soruyu yanlış anladın demiş. John Lennon yıllar sonra hocasına şu cevabı vermiş. Bence hoca hayatı yanlış anlamıştı. Çok güzel ya, vallahi evet, gerçekten. Yani hayatta her şeyi mutlu olmak için yapıyorsun. Evet. Her şeyi. Yediğin yemeği bile. Dolayısıyla asıl amacın bu. Oradan uzaklaşırsan, mutsuz olursan hayatın bir amacı yok. Kesinlikle öyle. Zaten bence de aslında birçok kişi başkalarının hayatını yaşıyor. Yani aile hayatında. Orada sıkıntı özellikle. Şu. Orada sıkıntı şu. Maalesef ki insanın kendini karşılaştırması gereken yegane kişi yine kendidir. Ama önceki kendi. Bir sene önceden ne artım var, ne kazanmışım, ne öğrenmişim. Ama başkasıyla kıyaslarsan, bunun hayvanlar aleminde de bir örneği var. Bir hayvana özenince bir hayvanın bir yeri patlıyordu hani. O yüzden herkes kendiyle yarışmalı. O zaman kazanırsın. Buradan benim anladığım şu, lütfen kendi rekorunuzu egal edin. Böyle mi? Aynen, doğrusu budur. Herkes kendi rekorunu egal etsin. Aynen. Şimdi tabii ki aşağıda misafirler bekliyor. Konuşacak çok şey var. Ben yine özellikle sormak istiyorum. Sizin değinmek istediğiniz bir şey mutlaka vardır. Genel olarak akademi anlamında gençlere ders niteliğinde ya da ya da şöyle söyleyeyim. Büyük bir usta, bir tiyatrocu bana şunu söylemişti geçtiğimiz aylarda. Ben Türkiye'de oyuncu eksikliği var diye düşünüyorum dedi. Yani kalifiye eleman eksikliği her meslek dalında olduğu gibi oyunculukta da var. Zaten bu paylaşma içimdeki bu paylaşma isteğinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Ben eskiden ölümsüz olmayı çocukken pelerin takan kahraman olmakla özdeşleştirirdim. Yani Süpermen olabilirsem bir gün ölmeyeceğimi düşünürdüm. Sonra bir gün Orhan Veli'nin bir anısını okurken şöyle bir şeye denk geldim. Orhan Veli şöyle diyor. Ben öldükten yıllar sonra genç bir çocuğun başucunda kitabımı hala varsa kitabım, ben ölmemişimdir. Ben de ölümsüzlüğü artık öyle bir şey olarak algıladığım için benim ölümsüzlüğüm aslında burası. Değil mi? Bu çocuklar. Ben öldükten sonra da o çocuklar çalışacaklar ve benim adımı zikredecekler. İnşallah.
İnşallah öyle. Tabii ki öyle olacak. Ben bunu Müşfik Bey için yaşadığım için, Müşfik Kenter benim bugün gördüğünüz her şeyi yaptıran adam bana. Değil mi? Benim ustam. Yani hayatımın 20 yılını beraber geçirdiğim bir adam. O böyle öğretti. Sanatın zaten en güzel yanı da bu. O güzel bayrağı elden ele götürmek en güzel şey. Dün akşam da merhum Barış Akarsu'nun filmi vardı. Onu izledim. Orada da Halikarnas balıkçısının Aganta Burina Burinata kitabı baştan sonra filmde görülüyor. Ben çok mutlu oldum. Yani bir sözelci olarak, edebiyat sever olarak okurum elimden geldiği kadar, zamanım yettiği kadar. Ne bileyim o filmde baştan sonra böyle o kitabı, eseri görünce çok mutlu oldum. Yani gençler daha haşır neşir olmalı diye düşünüyorum. Bir saattir konuşuyoruz seninle. Kelimeler. Evet. Okumadığın zaman bu iki insanın anlaşabilmesi için yegane şey dil, kelimeler. Evet. Seçilmiş kelimeler. Eğer okumazsan, öğrenmezsen bir insanla doğru düzgün iletişime bile geçemezsin. Mutlaka öyle. Çok güzel. Evet, buyurun. Ve bir misafirimiz var. Sevgili Kürşat Okutmuş. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Harika bir akşam. Güzel bir mekan. Emekler için teşekkürler. Sohbeti, bilgisi, eğitimi keyifli olsun, bol olsun. Dileklerim bunlar şimdilik. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Bence Kürşat Bey de burada ders vermeli. Mutlaka. Evet evet. Gerçekten bu konuyu kameralardan sonra bir ara burada bir kahve içelim. Tabii evet. Ki, tabii ki. Arkadaşlar evet sanıyorum hepinizi görebileceğim yükselti bu. Öncelikle buraya kadar yorumlar. Harikasınız. Bana böyle bir mutluluk bazı şeyleri anlatacak kelime yoktur. Gerçekten şu an öyle bir an benim için. Bu hissettiğimi dile getirebileceğim herhangi bir kelime yok heybemde. Ama hayal kurmak güzeldir. 3,5 sene önce, 4 sene önce buranın hayalini kurduk. Uğur Cabiroğlu aranızda bir yerde. Yukarıdaymış. Bu gördüğünüz her şeyi en ufak çivisine kadar yapıp bugüne getiren adamdır kendisi. Huzurlarınıza çok teşekkür ederim. Çok şanslı bir adamım. Birçok şey denk geldi diyelim. Sizin gibi harika bir kalabalık buna dahil. O yüzden bir şeyler söyleyeyim istedim. Burası bir okul değil, bir okul adı altında kısıtlayabileceğiniz bir yer değil. Burası gördüğünüz harika genç çocukların birbirlerine yeteneklerini bulaştırmak için toplanacakları bir merkez. Başka hiçbir şey değil. Umarım güzel olacak. İyi niyetle yapılan şeylerin güzel olduğunu biliyorum. Bunu hissediyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Efendim, Dramart Akademi'de sanata dair her alanda dersler verilecek. Çok önemli eğitmenler, uzmanlar, hocalar burada ders verecek birbirinden kıymetli öğrencilere. Şu anda da bir müzik dersi var. Hemen şöyle göstereyim. Bakın, Durul Bazan ders başında büyük bir dikkatle izliyor. Çok kısa bir mesaj almak istedik aslında. Ben rica ettim böyle. Buyurun. Efendim, neler söylemek istersiniz burayla ilgili, Durul'la ilgili? Valla şöyle, Durul abi zaten benim öncelikle abim. Daha sonra hocam, akıl hocam aynı zamanda. Ben de emeği çoktur. Buranın ilk başından beri hep yanındaydım. İnşallah da sonuna kadar da hep yanında olacağım. Beraber burada çalışmalarımız olacak. İnşallah planlarımız var. Bakalım. Ama Durul abi yukarıda şey dedi. Buranın inşaatında çalışmayan hiç kimseye fırsat vermeyeceğim dedi. O inşaattan beri var. En başından beri. En başından beri. Benim bir çekirdek kadrom var. 8-10 kişi. Aynı anda hareket edersek Türkiye'yi 10 santim sola çekeriz. Anıl onlardan bir tanesi.
O yüzden benim güzel kardeşlerim. Peki size hocam diye hitap etmesi burada bir şeyler kabartıyor değil mi kalpte? Şöyle söyleyeyim, hocayı çok sevmem hoca denmesini. Abi, abilik daha güzel bir şey. Çünkü abilik, hocalığı başka bir yerden alabilirsin. Biri sana hocalık titrini verir, sen gider hocalığı satarsın. Ama abiliği kardeşlerin sana verir. O çok değerlidir. Hiçbir yerden alamazsın. Çok güzel, süper. Muhteşem bir aforizm oldu. Bunda buraya kaynattım. Altına yazayım, Durul Bazan. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar, neler söylemek istersiniz burayla ilgili? Merhaba, çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Bir oyuncu olarak bu tarz değerleri çok destekliyorum. Yani kendim, arkadaşım Uğur ve Durul Bey'i çok tebrik ediyorum. Bu tarz kaliteli mekanları ve öğrenci yetiştiren biri olarak çok takdir ediyorum ve çok destekliyorum. Burada bulunmaktan da çok mutluyum. Şimdi şöyle, Durul abi diyor ki burada çok sık dersler işlenecek ama birçok kategoride. Sizin en çok merak ettiğiniz ders hangisi burada? Yani sanat, oyunculuk dediğimiz şey zaten çok alan, yani çok yönlü bir dal olduğu için kesinlikle yani şan, dans, eminim ki çok başarılı eğitmenlerle bu yola girdiklerinden hiçbir şüphem yok. O yüzden kendi alanım olduğu için oyunculuk, öğrenci yetiştirme, bu alanda ilerleyecekleri şeyler bana da ışık olacak mesleki anlamda. Bu yüzden özellikle alanım oyunculuk tamamen. Tabii ki işin bir de dans boyutu var. O yüzden sevgili Mona Çalış burada dans hocası, müthiş dersler verecek. Hayırlı uğurlu olsun. Neler söylemek istersiniz? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Dramart'ın kadrosunda olmaktan çok mutluyum. Yani yeni bir ekol oluşturuyoruz inşallah hep beraber. Klasik bale mezunuyum ben. Oyunculara da dans koçluğu yapıyorum, dans eğitmenliği yapıyorum. Burada da hep beraber Uğur hocamla, Durul hocamla beraber güzel bir başlangıç yapacağız. Yani oyunculuk yapmak hani herkes yapabilir gibi geliyor ama aslında bütün bedeni, her şeyi bir arada kullanabilmek lazım. Yani sadece ezber yaparak ya da evet ben mimiklerim güzel oynuyorum olarak değil, bütün vücudu tanıyarak, öğrenerek yapmak gerekiyor. Ben de bu konuda destek olacağım bütün oyuncu arkadaşlarıma. Evet. Heyecanlıyım. Ben aslında usta oyuncuları izlerken onların yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu görünce çok mutlu oluyorum. Yani böyle gururla izliyorum. Yani 10 parmağında 10 marifet olan birçok saygın usta var. Tabii ki dans da onlardan en önemlisi. Peki yola ilk nasıl başlamalı bir oyuncu? Yani oyunculuğa adım attı, dansta nasıl ilerlemeli? Bedenini fark ederek. Efendim? Bedenini fark ederek önce. Yani beden farkındalığı diye bir şey var. Fakat ama bu her şeyiyle hissetmek gerekiyor. Yani ben biraz tutamıyorum kendimi böyle şeylerde. Hani en uç noktaya kadar fiziklerini, bedenlerini, her türlü hücrelerini keşfetmelerini istiyorum ki evet sinirlendiğimiz zaman bunu gerçekten aktaralım ya da üzüldüğümüz zaman postürümüzle gerçekten bunu aktaralım. Hani umarım yardımlarım sayesinde, yani eğitimim sayesinde güzel bir yol oluştururum oyuncular için. Süper. Onda hiç şüphe yok. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Bu bölümümüzün müziği sizden olsun. Kapanış müziği mi? Evet. Thank you.